2018 yılında siz Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Seçimden önce, sonra yaşadıklarınız gündemden hiç düşmedi. Gerçekten çok önemli süreçler geçirdiniz. Ve belki o günlerde yaşananlar Memleket Partisi'nin doğmasına sebep oldu diyebiliriz. Size şunu soracağım ama ne olur içtenlikle bana yanıt verin. 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz için pişman mısınız? Hiç pişman oldunuz mu? Hayır, niye pişman olayım? Yani tam tersine 15,5 milyon insan oy vermiş bana. Hiç de pişman değilim, çok da mutluyum. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yerel seçimlerde CHP'nin başarılı olmasında benim de katkım var. Ee, o umutları tazeledik, Aa, bu yıkamadık ama salladık, sarstık, kıramadık ama çatlattık. Ee, o umutları yaşartmenin de benim de payım var. Ee, onun için tam tersine çok mutluyum, ama pişman olduğum bir şey var. Keşke o gece. CHP'nin seçim sistemi çöktüğünde partiyi değil de kendimi düşünseydim. Partiyi o kadar çok düşündüğüm için pişmanım. Çünkü parti beni o kadar düşünmedi. Keşke CHP Genel Merkezi'ne gidip sonuçları verin bakayım arkadaşlar. Sonuçları veremeyeceklerdi çünkü sistem çökmüştü. Dışarıya çıkıp basına arkadaşlar gayet sakin bir şekilde arkadaşlar genel merkeze geldim ama ne yazık ki sistem çökmüş. Sonuçları veremiyorlar deseydim 1 milyon kişi CHP'nin etrafını sarsaydı oradan e, e, şey, şey gizli asansörden kaçsaydı yöneticiler onu yapmadığım için pişman. <laughs> Düşünemedim şu anda. <laughs> Düşünemedim. Kendi hayatımda da bir pişmanlığım vardır. Türkiye'deki bu rezillikleri görünce böyle bu mafya düzenini, hukuksuzluğu, torpili, liyakatı, 8-10 yerden maaş almayı israfı bunu görünce e, aklıma bir şey geldi bugün yolda buraya gelirken e, sizin pişman mısınız diye soracağınızı tahmin etmedim ama şeyi tahmin ettim yani e, adaylığı soracağınızı. Evet, bu tahmin ilgili ettim. ilgili bir Oradan şey mı? Yolda gelirken kendi kendime düşündüm ya dedim acaba benim böyle bugün olsaydı ne yapardım diye düşündüm. E, grup başkan vekiliydim kırmızı plakalı arabam vardı. Yalova'ya geldim bir cenazeye. E, aynı gün Ankara'ya tekrar geri dönmem gerekiyordu. Ve rahmetli babam da babamla e, annemin de Ankara'ya gelmesi gerekiyordu. Çünkü bir başka ile bir akrabamızın düğününe gidecektik. E, ben tabii cenazeye uğradım. Köye uğradım. annem babamı gördüm. E, dedim ki siz geleceksiniz Ankara'ya. Beş buçuk otobüsüydü galiba 17.30. E, ben size dedim Garajdan alırım. Sizi bu arabaya bindiremem dedim. Bu devletin arabası dedim. Kendim yalnız geldim. Bugün olsa babam yaşasaydı, benim de kırmızı plakalı arabam olsaydı, o arabaya bindirirdim, otobüsle götürmezdim onları, otobüsle göndermezdim. Yolda aklıma geldiği için bu. Ay çok duygulandınız. Ben evet. de duygulandım. Bugün olsaydı ama onu yapardım. Bu kadar rezilliğin arasında bu kadar dikkat etmezdim yani. Allah rahmet eylesin babacınıza. Ay Muharrem bey ağlattı. Peki. Peki başka soruya geçelim. Ay ben böyle olunca üzülüyorum. Pişmanlıklardan konu açılınca böyle oluyor.